hem omuzdan hem de platformdan kullanılabilen Sungur hava savunma füze sistemi 1.7 metre uzunlukta olup 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar kullanılabilmektedir. Atış öncesinde özel soğutma gazı ile soğutulan kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığa sahip Sungur üzerinde titanyum silindir içerisinde yerleştirilmiş, yüksek infilaklı ve kısmi delici özellikli harp başlığı yer almaktadır. Sungur'un süretine ilişkin bilgi gizli olduğu gerekçesiyle paylaşılmasa da paylaşılan atış görüntüleri ışığında Yaptığımız değerlendirmeye uygun olarak FIM-92 Stinger füzesinden daha hızlı olduğu hususu teyit edilmiştir. Burun kısmında atış torulusunda hareket eden ön kanatçık takımı, arkada ise atış torulusunda dik hareket eden arka kanatçık takımı yer alan Sungur, kuyrukta yer alan farklı eksenlere yönlendirilebilen TVC özellikli ana motor egzozu sayesinde oldukça çevik ve keskin manevralar yapabilmekte. Edindiğim bilgiye göre Sungur füzesi gövdesi hedefe uçuş sırasında 50G kuvvetindeki manevralara dayanabilmektedir. Sungur füzesinde Stinger'da olduğu gibi ilk fırlatma motoru ve katı yakıtlı ana roket motoru olmak üzere iki ayrı motora sahip. Fırlatma motoru sayesinde Sungur füzesi fırlatma tüpünden nişancıya zarar vermeyecek şekilde yaklaşık 9 metre uzağa fırlar. Ardından ana roket motoru devreye girer ve füze hedefine doğru yol alır. Atış testi videolarında görüldüğü üzere Sungur fırlatma motoru devredeyken fırlatma tüpünden ve launcher'dan çıkış anında dönüş dengeli olarak yol almakta, kanatçıklar açılıp ana roket motoru devreye girdikten sonra ise dönüş durmakta ve füze düz uçuş yapmaya başlamaktadır. İDEF 2021 fuarı öncesinde 16 Ağustos pazartesi günü Swiss Otel'de yazılı ve görsel basından 50 civarı basın mensubu ile bir araya gelen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci bir soruya cevaben Sungur projesinin mevcut durumu ile ilgili şu bilgileri vermişti. Sungur'un malumunuz olduğu üzere seri üretimine başlandı. Silahlı kuvvetlerimize teslim edilmek üzere şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Birçok başarılı atış gerçekleştirildi. Roketsan Genel Müdürü Murat II. Sungur temelli Levent yakın hava savunma sistemi ile ilgili olarak da şunları söylemişti. Malumunuz gemilerimiz üzerinde yakın hava savunma sistemleri genellikle RAM ve SRAM ürünlerinden oluşuyor. Sungur füzemizin, portatif hava savunma füzemizin baz olarak alındığı gemilerde yakın hava savunma desteği oluşturacak Levent sistemimizi ilk defa İDEF'te tanıtacağız. Levent'in iki versiyonu olacak. İlk versiyonunda sadece geminin üzerindeki elektrooptikler ve radarları kullanarak hedefleri imha edecek. İkinci versiyonunda da kendi bağımsız elektrooptik ve radar sistemleri ile angajman yeteneğinde kazanacak. Aynı zamanda mevcut Sungur füzesinin üzerinde de değişiklik yapacağız. Menzil uzatılacak ve radyo frekans arayıcı başlık radyo frekans almaçları ile desteklenen, hedefi daha sık şekilde takip edebilecek teknolojileri de üzerine ekleyeceğiz inşallah açıklamalarında bulunmuştu. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.